Yeni bir köpekliğim. Annem böyle ayağımla bir şeyler hissediyorum. Ayak bileğimde, ayak parmaklarımda. Ve biliyorum ki beni Ankara'dan gelip diğerleri gibi davaya düşürmek için ileri geri, ileri geri gezdiren avukat gibi ve diğerlerinin köpekleri gibi bir burada gezdiriyor. Bunu kasıtlı bilinçli ne yaptığını biliyorlar hayvanın. Bu şeylerinin, parazitlerinin hepsinin hayvanları paraziti. Kasıtla yapıyorlar bunu işkence için. İlk defa gördüğüm türban, mika türbanı bir Rottweiler'i mi ne buldu adresi. Şuradaki yeni kedi gibi, o da yeni ve burada eylem yapıyor. Bu da yeni. Anında hareketlendiler çünkü çıktığım pencereden dışarı konuştuğumu duyuldu. Ve bu eylemleri burada köpek öldürten, pardon, kedi öldürten köpeklerle 20 senedir bize baskı yapan bu millet bunu 20 senedir böyle aralıksız biri git biri gel, biri git biri gel nöbet değiştirerek, bazıları da Ankara'dan gelen avukat gibi hiç ayrılmayarak beni çıkarana kadar birçok işkence ederek 20 senedir yaptı. Hala yapıyorlar. Önce dedim bu ne ya? Çok benziyor yani. Sümüklü böcek mi döktüler dedim önce. Çünkü başa da geliyor. Aynı sümüklü böceklerin şeyleri gibi. Şurada ne var? Bir şey var galiba. Yok. Taş devrilmiş. Köpek hareketlerini azalttıkları için aklım oraya gitmedi ve tekrar köpekle aynı senaryoyu, aynı tezgahı daha önce komşularımın katillerinin yaptıkları ağaç arkasına gizlenerek, hayvanını göndererek ki orada sessiz fakat balkonda hiç susmayan hayvan, düğmeye bastığında havlayan, müthiş havlayan hayvanla oradan baştan beri kim bu tezgahın arkasındaki? Çünkü o kaşıntıları kedilerinle de yapıyorduk. Penceremizin önüne, giriş kapımızın önüne, apartmanın girişine, panjurumuzun üstüne kadar. Kim bu şeytani tezgahın arkasında belli. Aynı zamanda o frekansı yapıyorlar. Diyordum acaba ne böyle moralimi bozuyor ya bu sokan şeyler mi? Hayır, frekans da yapıyorlar. Öfke yaratmak için,
Çünkü yeteri kadar öfkelendin mi, bu şeyleri görüp anladın mı? Bir şeyler olabilir kesin herkese. Çünkü böyle şeytanlığı herkes kabul etmez kolay kolay. Bir dahaki tezgahını bekleriz.